Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gençler. Otelimizi beğendiniz mi Ali Bey? Ben de onu diyordum. Dilim tutuldu, bayıldım vallahi. İstanbul bürodan aramışlar. Sen bir arayıp ne istiyorlar öğreniver Seyhan. Gel Yaman. Kesin abuk sabuk bir şey soracaklardır. Allah Allah, abuk sabuk konulara benim alanıma mı giriyor? Anlamam etmem, sen konuşacaksın. Etrafı gezdiniz mi? Lale. Lale. Senin de fidanlıkla konuşman gerekiyor ağaçlar için. Ya konuşuruz, ne oluyorsun? Adam misafir gelmiş, ilgilenmek lazım. Yürü Laleciğim. Hadi yürü. Ay, tamam yürüyorum, yürüyorum. Seni şaşırttım galiba Seymen. Seni oğlum gibi severim. Anneni, seni, kardeşlerini zor duruma sokacağım ama... ...kendimi yok ederim giderim buralardan daha iyi. Hiçbir şey gözünde değil. Ama artık öyle veya böyle bir cevap hakkım değil mi? Bana bir cevap vereceksin. Ben ne diyebilirim Ali Bey? Annemin görüşü önemli. O kabul ediyorum derse... ...ancak bana o zaman söz düşer. O da benim fikrime ihtiyaç duyarsa. Şu an ne diyeyim? Yani ne siz kırılın ne de biz. Bakın bunlar nazik konular. Öncelikle annemin cevabını almamız gerekiyor. Anladım Seymen. Ben seni anladım. Peki, tekrar hayırlı olsun. Açılışa bekliyoruz. Gene konuşuruz tabii. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor abi? Yüzün allak bullak. Tatsız bir şey mi oldu? Çıkalım şuradan oğlum. Burada rahat rahat gülemem ben şimdi. Gel arabayla uzaklaşalım biraz. Yürü. Ne oluyorsun abi ya? Delirtme adamı, söyle. Ne dedi ki bu kadar komik? Annemize görücü geldi oğlum. Ne? Ali Bey annemi istedi benden. Ne? Vallahi. Abi bak, beni sarıp adamın üstüne salmayı, vurdurtmayı falan düşünüyorsan. Bak böyle şaka olmaz, vurdurtacaksın ikimizi de. Ya Seyhan ha? Hadi göster bakalım ağlarını şimdi. Oh, öldüm ya, morardım, geberdim. Adam resmen karşıma geçip annemi istedi lan. Şurunu falan mı kaybetti bu adam? Oh. Önce nişan yaparız, sonra da Dilara'larla birlikte iki düğün birden yaparız. Kına gecesi de yaparız. Gülme abi ya, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben oğlum. Annemle konuşacağız. Yok abi, ben karışmam. Gülerim falan, rezil oluruz. Olacak şey mi bu şimdi ya? Şimdi son buna 5 milyar, buna da 7 milyar diyorsun öyle mi? Öyle yenge, bu gün gün değişir. Bugün böyle, çok arttı fiyatlar. Satacaksanız hemen elden çıkart. Ya dur bakalım, daha artık olsun. Acelesi yok. Önce evi bulalım da, İstanbul'da ev alacağız de. İstanbul'da 12 milyara ancak evin perdelerini alırsın yenge. Bir bundan alacak değiliz herhalde. Allah Allah. Hadi sağ ol, hayırlı işler. Hadi, güle güle. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay lazımdı da bana. Bir bağ bakıyordum. Şöyle içinde yıkıkça da olsa bir evin olsun. 15 dönüm falan kadar. Uçhisar tarafında olursa iyi olur. Durumu abartıyorsun Murat. Ayrılsalar bile dünyanın sonu değil ki bu. Ben de söylüyorum ama bizim sınıfın yarısından çoğunun annesi babası ayrı. Neden benim annemle babam ayrılsın? Ya teyze, sen neden ayrıldıklarını biliyor musun? Galiba artık anlaşamıyorlar. Bana da söyledikleri bu ama buna bebekler bile inanmaz. Babamın bir sevgilisi var herhalde. Saçmalama be. Yok öyle bir şey. Barışırlar onlar, barışırlar, barışacaklar. Mecburlar yani. Merak etme, ben sergi için geldiğimde duruma el koyacağım. Senden bütün istediğim üstlerine gitme. Sakin ve sabırlı ol, bana bırak. Deden bilmiyor. Aslında o bilse canlarını okur da. Aman bilmesin sakın. Oo!
Kesin oğlanları hastaneye kaldıracağız bu kadar yemekten sonra. Anne biraz abartmadın mı? Kızım ne yaptık daha? Dünyanın insanına yemek çıkacak. Aman kalktı mı paşa oğlum benim? Gel otur bir şeyler ye hadi. Hah ey bak düşmüş ateş. Geçmiş olsun Salih. Mersi Zeynep. Ben çocuklara bir bakayım. Gelen misafir önemli birisi galiba. Bu kadar faaliyete bakılırsa. Belki elindeki son cadıyı da elden çıkartırım diye uğraşıyor işte. Kadıncağız ne yapsın? Hoş çocuk. Neden olmasın? İyi de bir ailenin çocuğuysa kısmetsiz olur değil mi Sümül anne? Ay, biz ne yapsak boşuna evladım. İstersen 20 kazan yemek yap. Kısmet olmadıktan sonra. Ama zamanı gelince hiçbiriniz bağlasan durmazsınız. Oğlum otur da ye. Bu yetti anne. Canım fazla bir şey istemiyor. Ben gene yatacağım. Ne zamandır sürüyor bu? Ne zamandır sürüyor? Bu herif. Neler saçmalıyorsun sen ya? Annelerle tanıştırma aşamasına geldiğine göre epeydir sürüyor herhalde. O Murat'ın arkadaşı. Murat'ı davet ettiğimde o da yanındaydı. Murat da onu davet etti. Nerede cereyan etti bu davet etme olayı? Bir yerlerdeydik. Ne önemi var nerede cereyan ettiğinin? Demek bu grupla bir yerlere gidiyor. Sık sık program yapıyor musunuz birlikte? Saçmalama ya. Bir gün Murat aradı, canı sıkılıyormuş. Gittik bir yerde oturduk. Ne var bunda? Belki de amacı seni bu Haluk Bey'e ayarlamaktı. Baksana, Pat diye buraları falan davet ettiğine göre. Bilemiyorum Salih. Ayarlamak için iki kişi gerekli. Ben işin içinde olamayacağıma göre bu ayarlama işi biraz zor gibi gözüküyor. Bazı zorlukları ortadan kaldırabiliriz. Sorun etme. Tabii, olabilir. Zaten bunu istediğin çok belli. Açıkça görebiliyorum bir haftadır. Benim bir şey istediğim falan yok. Öyle mi? Neden buna inanmakta zorlanıyorum acaba? Çünkü öylesi senin işine geliyor. Saçmalama be yeter. Haber bile vermeden otobüsle giden sensin. Bir haftadır bir açıklama yapma zahmetine bile katlanmadın. Aramadın bile. Ne düşünmemi bekliyorsun? Sen de beni arayıp nedenini bile sormadın. Çünkü her şeyin anlamını yitirip kaybolması işine geliyor. Nasıl istiyorsan öyle düşün Salih. Ama sana ciddi bir tavsiyem var. Şu bulduğum psikoloğa önce sen git. Sende bir gelişme olursa sonra ben giderim. Zeynep. Efendim yenge. Gel al şunları başımdan bir yerlere falan götür. Atölyeyi talan ettiler. Ya içinde gerçek füze parçası olan bar varmış. Oraya gidelim mi? Yemekten sonra gideriz. Mutfakta sizin için acayip hazırlık var. Yemeği burada yemek zorundayız. Nesi var bunun? O da bunalımda galiba. Geldiğimizden beri trip yapıyor. Seni mi kıskandı acaba? Ben ne yaptım ona ya? Bilmem. Oğlanlar sayesinde biz de bayram edeceğiz. Nasıl Murat, konuşabildin mi? Buraya gelince biraz kafası dağıldı ama annesine de babasına da çok kızgın. Olan onu olacak biliyorum ama serseri anne babasının umrunda değil ki. Nesi var bunların Bahar abla? Ben sordum, konuşuruz sonra dediler. Size ne oldu ya? Ne var, ne oldu ki? Çok acayipsiniz. Yok, sana öyle gelmiş. Okuldan falan mı aradılar? Demek okuldan aramaları gerekiyor. Neden okuldan arasınlar ki? Hiç belki aramışlardır. Onlar aramadan sen anlatmak ister misin? Ne oldu Zeliş? Çıkarsana ağzındaki baklayı. Bakla falan yok bak. Ha ha ha, büyük espri. Hadi konuş. Ben Rıza'ya renkli boyalarımı vermiştim. O okulda unutmuş. Gel buraya. Yemeğe oturuyoruz. Hadi gel. Şimdi geliyorum. Hadi konuşun artık ya. Bak hepimizin içi daraldı. Ya bir şey yok. Bugün Ali Bey otele gelip Allah'ın emriyle annemize istedi de biraz sarsıldık. Ne?
Atıyorsun. Ay daha neler. İyi akşamlar. Çocuklar nerede? Hadi oturalım. Laleciğim şu gençleri toparlasana. Oğlanlar atölyede müzik dinliyorlar. Benim aslan oğullarım nasıllar bakalım? Biraz gergin gördüm sizi bu akşam. Zor bir gün geçirmişler anne. Yemek yesinler kendilerine gelirler. Hadi oturalım. Hadi. E hadi. İkimizin 12 ediyor Bekir abi. Geriye 3 nallan bir at kaldı yani. Acaba bağ evi kaça gider? Yani ağam kaç para verir demek istiyorsunuz? Canım bir 30-40 verir herhalde. Ben soruşturdum. 80-90 dediler. Kız sen deli misin? Millete rezil mi edeceksin bizi? Ya canım bizimki diye demedim. Öylesine sordum. Rüyanda görsün sen 80-90'ı. Deliydi Seymen çünkü kendi yerine iki misli fiyat verecek. Ya bak gene aynı şeyi yapıyorsunuz. Ne zaman lazımlı konular olsa benim işim varken konuşuyorsunuz. Allah Allah. İyi iyi gidin işinizi görün. Bir şey konuşmayacağız tamam? Ant ver. Tamam. Ay meraklı Raziye. Bak Zeynep, tanışalı çok fazla olmadı ama bana açılabilirsin. Bir sevdiğin bir çıktığın falan mı var senin? Ona mı bozuksun? Bana biraz aşk acısı çekiyorsun gibi geldi. Ay yok yenge ya, ne alakası var? Aşk olsun, sen de mi güvenmiyorsun bana? Ay hiç olur mu? Olsa söylemez miyim? Sen bakma, böyle konularda benim ağzım çok sıkıdır. Tabii bundan şüphem yok ama yok kimse. Peki neden yok? Ne güzel kızsın. Çekiniyor musun çocuklarla konuşmaya falan? E ne de olsa sen küçük bir yerden gittin İstanbul'a. Normal yani ama bunda sıkılacak bir şey yok. Bak ben de Ankara'ya ilk gittiğimde çok çekingendim. Ama bir gün böyle çok hoş bir çocuk oturmuş kantine bana bakıyordu. Kızım dedim ya yırtarsın ya da kasabalı bir salak olarak adın çıkar. Yürüdüm yanına gittim. Birisine mi benzettiniz beni diye sordum. Neredesiniz ya? Yemekte bekliyoruz. Annen delirdi vallahi söylemiş olayım da. Lale yengem bana oğlanlarla ilgili çekingenliğimi nasıl yenebileceğimi öğretiyordu. Öyle mi? Ne kadar enteresan. Ama aşk dersine yemekten sonra devam edersin. Şimdi yemeğe hadi. Ay yemeyeceğim, canım istemiyor. Yürü. Aa! Ne oldu? Bilmiyorum. Kolum boşaldı gibi. Tamam hadi hadi. Ya pijamalıyım. Al sabahlığını yürü. Ya oğlanlar var. E paltonu giy o zaman. Vallahi bekleyemeyiz. Durum vahim zaten. Abinler çok gıcık bu akşam. Annene görücü gelmiş. Bütün sinirlerini senden çıkarırlar. Anneme görücü mü gelmiş? Ne diyorsun sen yenge? Kafa yapma benimle. Kızım vallahi. Yani Bahar abla. 2 saat daha mı kalalım burada istiyorsun? Yürü Zeynep. Tamam tamam. Kim görücü gelmiş? Ali Hamzaoğlu mu? İyi işte herkes bildiğine göre. Ne şaşırıyorsun? Giy şunu giy. Vallahi bütün yemek boyunca ağamlar hahu dışında laf etmediler. Ya bu Murat'ın anasını üzülüyorlar ya da başka bir iş var. Ağam pek fena. Sanki böyle ağır bir darbe yemiş gibi. Sümbül anne de şaşırdı hallerine. Gelinler de öyle süt ekmiş kedi gibiler. Kız delirtmeyin insanı. 2 kişi bir servis boyunca anlayamadınız mı ne olduğunu? E laf açılmadı ki. Ben de kendiliğimden ne oldunuz ayol diye soramadım haliyle. İnsan ne eder eder lafı evirir çevirir öğrenir. E kimse senin kadar yetenekli değil Dicle. Bunlar senin eline su dökebilir mi? Yani kendi malını döndürüp bir adama satabildiğine göre sen profesör sayılırsın bunların yanında artık. Duyan da ağamı 3 kağıda getirdim sanır. O teklif etmiş ne yapalım? Biz başkasına satalım dedik. Oğlum hadi gel biz dersimizi çalışalım. Sen matematiğini yaptın mı? Tarih bile çalıştım. Hadi sınav yap bana. Tamam hadi gel. Anne yazın bana bitirme sınavlara girecek. Sonra dedesine gidecek. Yazın Salih abi çalışacakmış. Aferin aferin. Bir golece yazdırırız artık. İstanbul'a gidince beraber gidiyoruz okula baba. Anlaşıldı. Oğlana işin aslını söylemeden kurtulamayacağım ben bu Haydar'dan. Sen onu da yaparsın. Kendi menfaatin için küçük çocuğun dünyasını başına geçirsin. Ne olacak? Yapmaz öyle şey. Siz Dicle'yi yanlış tanımışsınız. Dünya bir tarafa, oğlu bir tarafa. Haksızlık etmeyin kızı. Sağ ol Bekir abi. Sen kalbimi biliyorsun ya. Gerisi boş. Ben bir dolaşayım bakalım şu konağa. Havalar nasıl? Peki abi şimdi ne olacak? Ne bileyim kızım. Biz de aptal olduk işte görüyorsun. Yani acayip acayip şeyler yaşadık biz o aileyle.
Ali Bey'i üvey babam olarak düşünemiyorum. Kimse düşünemiyor. Ama annem düşünebiliyorsa bizim elimizden bir şey gelmez. Sanmam. Kabul etmez annem teklifini. Bilmiyorum. Abin konuşacak işte. O da gücünü toparlamaya çalışıyor. Geldiğimizden beri cesaret edemedi. Baksana. Ya nasıl konuşulur ki böyle bir şey? Ya annem aşıksa? Git Allah aşkına Zeynep ya. Ne aşkı bu yaşta? Konuşayım bitsin. Sabaha beklersem uyuyamayacağım. Hoş konuşursam da uyuyamayacağım ya. Kızım bak görüyor musun? Seni isteyenleri nasıl vereceğim diye düşünürken hale bak. Anamıza kısmet çıktı. Yardım ister misin abi? Şangırtı falan duyarsan yardıma gelirsin. Buralarda ol. Zeynep çıkabiliriz. Tamam geliyorum. Hadi siz çıkın. Biz de Lale ile arkanızdan geliriz. Tamam abi hadi. Amanın bir su verin. Tamam anlaşıldı. Ne oldu kız, şeytan mı çıktı karşına? Vay Sümbül adam vay. Ali Bey'i de yoldan çıkardın. Ağamdan kız isteyecek duruma düşürdün ya. Sana kul olsun Dicle. İlim. Ay önüne bak salak. Dur bant takalım. Ne diyorsun kız? Hiç işte kaşınıyor. Dayak istiyor illaki. Allah kulağımla duydum. Ali Bey ağamdan anasını istemiş. Allah. Allah. Olur mu olur kız? Bak Asya. Sen daha ağzını aç. 60 yaşında kadınlar koca buluyor, sen oturuyorsun. Üf, bütün gün bunu sana nasıl söyleyeceğimi düşündüm ama uygun bir yol bulamadım. En iyisi öylece olduğu gibi söyleyeyim. Ben senin annenim oğlum. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Bu benimle ilgili değil anne. Bugün Ali Bey geldi otele. Seni benden Allah'ın emriyle istedi. Ben de bu bizim kızın vereceği bir karar. Önce onunla konuşun dedim. Sana bu konuları bir daha açma demedim mi ben? Hala neden konuşuluyor bunlar anlamıyorum. Hadi o aklını kaçırmış. Sana ne oluyor? Gelip tekrar tekrar niye açıyorsun bu mevzuları? Adam seni istiyor. Bunu kime söyleyeceğim? Tabii gelip sana söyleyeceğim. Sen bana kızacağına gidip o kafasını karıştırıp umutlandırdığın adamcağızla meseleni kapat. Biz meraklı değiliz annemizle abuk sabuk konuları konuşmaya. Benim kimseyle kapatılacak, açılacak meselem yok. Sana son defa söylüyorum. Bir daha bu konuda benimle muhatap olmayacaksın. Ya bu kadar trip yapacaktınız, neden evi yapmadınız? Beni niye buralara getirip vaktimi harcıyorsunuz? Konuşma oğlum işte ya. İçkini iç, etrafa bak. Allah Allah. Misafir ya, şımaracak illaki. Ne istiyorsun? Emret yapalım. Benimle dans et bari. Yok daha neler. Etsene kızım, ne biçim ev sahibisin sen? İç havanda duydum. Salih'le bir numara var ama ne? Biz geldik diye mi bu? Bilemeyeceğim Murat'cığım. O şahsı tanımıyorum. Neden söz ediyorsun? Anlaşıldı. Bitmiş bir ilişkinin son perdesini yitirmiş. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bak, mesela sana sarılabilirim. Adam da gelir, benim gözüm morardır, barışırsın. Ne diyor bu ya? Gördüm. Onun saatleri bize bakıyor. Hoşuna gelmiş olmasın. Tarih burada mı? Evet. Gömülmüş iki çocuğun yanında oturuyor. Bakma sakın. Gel zekalı. V'si sonra bastı gitti. Allah. Ben
aklınızdaki yüksek kurulu ekran yeşillik kızını sizinle tanışabiliriz. Aa, bunlar da buradaymış ya. Şimdi geliyoruz. Tarih Bey, karanlık köşelerde ne yapıyorsun öyle? Siz nereden çıktınız? Ay bırak numarayı. Anlamadım. İkiniz de bırakın numarayı. Oturun şuraya, adam gibi konuşun. Ne konuşacağız anlamadım. Ben de anlamadım ama. Yok, ben bile anladım. Ama zeka kasayısı düşüklükler bunlar yani. Hadi gidelim. Bir bira alabilir miyim? Ben de. Kim var ya mıydı? Ay yeter ama. Ne var ya? Çekiştirip durma şunu. Amma hopladın ha. Ya dikenler batıyor. Ne rahatsız yatak bu böyle. Yarın git başka yatak al. Git kendin al. Kıpırdama. Delirdiniz mi kocacığım acaba? Bana anlatsana neyin var? Adam anneni istemiş. Annen de bu konuyu kapat demiş. Ne yani ne istiyorsun? Gözünde iki damla yaş. Ah evet evet deseydi daha mı mutlu olacaktın? Ha? Cevap versene. Bilmiyorum. Kıskandın sen anneni. Ödipal gelişimde bir darbe indi senin. Bahar rahat dur. Benim bir sorunum yok annemle. Yok yok ben anladım. Gıcık oldun sen bu aşka. Böyle ulu orta lafa dökülmesi göçertti seni. Bak, oğlan çocukları başta babalarını ve diğer erkekleri rakip olarak görürler. Tamam, nefret ederler, bu normal. Ama bu küçükken olur. Sen abi oldun artık ya. Oh, imdat bırakma ya. Şu terapiyi daha yakından alayım ben. Bırak. Gel buraya. Günaydın. Ekmekler geldi. Bırak mutfağı Hayri'ye kesiversin tamam. Gökhan. Asya. Gökhan nişanlanıyormuş ha? Nereden çıktı bu abla? Bilmem. Mama söyledi herhalde. Ay yoksa Haydar mı? Köyünden bir kız alacakmış. Burada oturacaklarmış. Sümbül anne de bir oda açarız onlara da demiş. Ey. Allah mesut etsin. Siz niye kalktınız bu saatte? Sen bana bırak git uyu istersen biraz daha kızım. Ay yok ben aldım uykumu. Seymen'e rağmen uyudum yani. Dönüp durdu bütün gece. Kolunuz mu ağrıyor anne? Evet üzerine mi yattım nedir? Ay benim de çok fena kolum. Günaydın Ali Bey. İyi değilim. Hiç uyuyamadım sayenizde. Sebebini siz daha iyi bilirsiniz. Beni bütün eve maskara edip şimdi de gülüyor musunuz? İyi, gülün gülün. Ay, iki torun sahibi yaşlı başlı bir kadınla dalga geçin siz. Nedense benim hiç güleceğim yok. Bu yaşta şu başıma gelenlere bak. Sanki 18'lik taze istiyor da gidip abisiyle konuşuyor. Densiz şey. Oo anneciğim 18'lik çıtırlar kurban olsun sana. Vallahi 10 tane 18'lik koy adamların önüne. Sen dururken kim bakar Sümbül anne? Hadi oradan terbiyesiz şeyler. Başka şey bulun kendinize dalga geçecek. Kız götürsene şu çayları. İnçik inçik artık yoruluyorum be. Gavurluğun tuttu gene. Ne oldu durup dururken buna be? Bilmiyorum. Kız kavuranlar esprisini yapacağım ama. Yapma istersen Ayrı abla. Daha yeni yaptın. Allah Allah be. Bu evine ustayı götürünce dönen mi başında duran mı Bekir abi?
Dön sen dön. O ne yapacağını biliyor. Bir çay verin hadi. Asya. Kız hala burada mısın sen? Çay bekliyor hanımlar. Çay. Kız yavaş dökeceksin. Zonka'yı yedi Fatma abla. İyi aferin. Söyledin mi? Başlıyoruz mu? Başladık bile bozmayın. Ne başlıyor? Bir şey yok. Yiyin ve gidiniz Memo Bey. Biz bu evin insan değiliz. Kurcalama. Belli ki kadınlar arası bir şey. Anlasalar da aklın ermez nasıl olsa. Sen bu Bekir abiyi pek güzel yetiştirmişsin Fatma abla. Bak ne güzel biliyor ne sorulur ne sorulmaz. Ah pek terbiyelidir benim Bekir'im. Tek başadır. Ay Ali Bey telefon etti biraz önce. Sümbül anne adamcağızı çocuk gibi azarladı. Adam bir kız istedi. Eşekten düşmüşe çevirdiler. Para dağların anası o. Mecbur öyle olacak. Sümbül Sultan aşkından ölse bile tırnağını göstermez o Hamzaoğlu'na. Ölse kabul etmez. Ben 14-15 yaşında çocuktum. Vallahi o zaman bile az çektirmediydi. Hem Ali Bey'e hem de rahmetli Mahmud Ağa'ya. Öyle bir afetti ki gören aklını kaybeder bir daha da unutamazdı. Ali Bey de çok yakışıklıydı. Ama babası okumuş kızı çiftçiye vermem demiş, geçmiş kenara. Bizim Mahmud Ağa da genç mühendis o zamanlar. O istedi, ona verdiler. Eski konağa gelin geldiğinde herkesin nutku tutulduydu güzelliğine. Yazık. Çok acıyorum bu Ali Bey'e be. Ne aşkmış adamı ki hala uğraşıyor. Ay boğazıma dizdi. Pazar günü bu saatte gidilir mi insanların evine? Dur bari 11 olsun bir kahveye giderim. Hayır desin. Akşam uçağına bindiğim gibi yok olacağım. Bir daha yüzümü görmeyecek. Gideceğim oğlanların yanına oturacağım. Sen de satar sabar arkadan gelirsin. Artık duracak, çekecek, bekleyecek halim kalmadı. Ya evet diyecek ya da hayır diyecek. İkisi de kabulüm. Git ne diyecekse desin sana. Gideceğim yavrum gideceğim. Otur bitir kahvaltını. Bak daha saat kaç. Yapma böyle. Aa. Çocuk gibi azar işte işte bir hal olduk. Kaç yaşındaysan kaç yaşındasın. Anladık. Zamanında evlenseydik ne olacaktı? Bu yaşta karı koca olacaktık gene. Dünyanın yarısı bu yaşta hala karı koca. Bize gelince mi ayıp? O zaman 50'yi geçince herkes boşansın. Madem ayıpmış. Hayır diyecekse adam gibi hayır desin. Abuk subuk bahanelere sığınmasın. Bugün bir şey diyecek bana. Hadi kader hadi. İkram yaparlar nasıl olsa sana. Orada tamamlarsın kahvaltını. Ay sana da Sümbül'üne de. Senden çok ben istiyorum bu işin bir nihayete bağlanmasını. Bıktım sizden be. Misafir geldi Asya. Dilara ablayı çağır ver. Zeliha'nın hocası geldi. Amanın ne olmuş gene bunun? Demek eviniz burası Zeliha. Ne kadar büyükmüş. İsterse 100 kişi rahat rahat yaşayabilir burada. Siz kaç kişi yaşıyorsunuz? 16. Kapıdaki abilerle birlikte 20. Hayat'la birlikte 21. Hayat kim? Bebek. Dayımla yengemin bebeği. Hayriye ablamın bebeği gelince 22 olacak. Ama biz gidince 20 olacak gene. Ne güzel. Böyle kalabalık yaşamak eğlencelidir herhalde. 3 kişilik bir eve gideceğin için mi üzülüyorsun? Zeliha, bu ne hal? Ay gene mi kavga etti? Daha provaya yeni başlamak üzereydik ki iki çocukla kavgaya tutuşmuş. Zor ayırdık. Ben de bu sefer kendim getirip hem de sizinle konuşayım dedim. Son günlerde fazla şiddet eğilimi gösteriyor. Çocuklar bugünkü kavgayı bir hiç yüzünden Zeliş'in çıkardığını söylediler. Ay Allah. Çok üzüldüm. Çok ciddi cezalandıracağım. Üstüne varmayın. Ben bir kere daha böyle davranırsa yıl sonu müsamelesine katılamayacağını söyledim. Çok kötü oldu. Bu ona yetecektir. Evde bir sorun mu var? Hayır, yani bilmiyorum. Belki evlenmeyi düşündüğüm için etkileniyordur. Evde kaç kişi yaşadığınızı neşeyle anlatıyordu. Sonra çok üzgün bir ifadeyle biz gidince 20 kişi olacak yine dedi. Ablacığım ama bu kaçıncı? Sen oğlan çocuğu gibi oldun.
Oğlandan beter. Kız herkesi dövüyor musun okulda? Herkes benimle uğraşıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Dur kolonya getireyim. Hey Allah'ım, yolmuşlar kızı resmen. Aa, ne bu hal? Daha kaldırılmış köylü kızı gibi. Dövüşmüş gene abla. Kimle dövüştünüz Zeliş? Hakan'la. Sonra Nihal'le, Adem'le. Gel çabuk benden mutfağa. Annenin gözüne gözükme, yürü. Biraz konuşalım seninle, yürü. Öğüt dinlemek istemiyorum. Öğüt vermeyeceğim, sana bir hikaye anlatacağım. Bana ders verecek, hikaye de dinlemek istemiyorum. Yürü kızı kala. Ne olacak bu güzel elbise şimdi? Nasıl gideceğim misamereye? Dikerim. Ya dikersin. Hadi yürü. Alem kız bu be. Ne o Asya, yüzün niye asık? Niye asık olsunmuş? Ayrıca gülecek bir durum mu var? Niye bozuksun ki bana? Ben sana bozuk bozuk değilim. Sizi bu dünyada her şeyden çok seviyorum. Bunu çok iyi biliyorum. İkinci sırada da dayısı Seymen Bey geliyor. Bunu geçen gün sınıf ödevinde yazmış. Çok güzel bir dili var. Yazıda da çok yetenekli. Okumayı çok seviyor. Kitap yetiştiremiyorum. Biliyorum, benden de sürekli kitap alıyor. Ama diğer dersleri çok boşladı. Aslında öyle zeki ki durumu tamamen zeka ile kurtarıyor. Belli bir disipline sokmamız lazım. Yoksa böyle bir çocuğa yazık olacak. Yazar olacağını söylüyor. Bizim hikayemizi yazacakmış büyüyünce. Kitabının adı da Asmalı Konağın Hanımı olacakmış. Buyur Kader abla, haber vereyim. Sağ ol. Hoş geldin Kader abla. Hoş bulduk. Ben de gideyim artık. Söylediğim gibi bu konuyu ancak nişanlınızla birlikte çözebilirsiniz. Güle güle. Sümbül anne, misafirim var. Ah, hoş geldin Kader, buyur. Kader, gel. Sümbül, bir şey duydum ama. Dilara nişanlandı mı? Güle güle. Yok canım, daha bir şey yok. Gel içeri konuşuruz. Ey Allah, keşke benden duysaydı. Daha flört aşamasındalar. Resmi bir şey yok. Biliyorum bu senin için çok üzücü bir haber Kaderciğim ama... Dilara da daha çok genç. Çocuğu biz alırız o zaman. Ben kardeşimin çocuğunu üvey baba eline falan bırakmam. Kader, garip garip konuşma. Çocuk annesinden ayrılır mı? Yaman'ı tanımıyorsun sanki. Son derece sevecen, kibar, hali vakti yerinde bir adam. Zeliha'yı da çok seviyor. Zeliha da onu. Çok iyi anlaşıyorlar. Hem söyledim, daha resmi bir şey yok. İnşallah da olmaz. O çocuk ne hale gelir hiç düşünüyorsunuz mu? Babası ölünce üzüntüden dili tutulan çocuk üvey baba gelince ne yapar? Kaderciğim, bunlar yıllar önceydi. Zeliha o yılları doğru dürüst hatırlamıyor bile. Nasıl hatırlamaz? Her şeyi bir bir hatırlıyor. E annesi de sen de unutmaması için elinizden geleni yaptınız. Çocuk yıllarca başka alemde yaşadı. E bildiğiniz gibi yapın. Ben buraya Ali ile ilgili konuşmaya geldiydim ama kendi gelsin, ne diyecekse desin. Lütfen otur. Bir arkadaşım, dert ortağım sen varsın. Sen de yüz çevirme bana. Biz nelerin üstesinden geldik. Bu dostluğa kıyma. Bak, bu yaşımızda bile yalnızlık çekiyoruz. Hadi bizden geçti. Ama daha Dilara genç, onu kınayamayız. Çocuklar büyüyüp gidiyor. Zeliş de büyüyecek. Onu ezdirir miyiz sanıyorsun? Bizi bırak. Annesi kızı üzülecek diye aylardır adama doğru dürüst bir cevap bile vermedi. Dayıları, ben, yengeleri, teyzesi. Bir evin bir çiçeği o. Hangi üvey baba ezebilir onu? Kolay mı öyle? Hadi yapma. Asma yüzünü. Geldiğini duydum. Hemen kahveni yaptım Kader abla. Sağ ol kızım. Maşallah bayağı büyümüş artık. Öyle Kader abla. Depinip duruyor. Allah kurtarsın inşallah. Dikkat et, ağır iş yapma. Yaptırmıyorlar sağ olsunlar zaten abla. Neymiş Ali Bey'in diyeceği? Söyle hadi. Hiç canım. Bir cevap versin artık. Ne diyecekse sana desin. Yok istemem diyorsa bu gece binip uçağa gideceğim. Bir daha da rahatsız etmeyeceğim dedi.
Sen de arkadan satıp savup gelirsin, otururuz olanlarla diyor. Artık delirdi iyice. Şuna he ya da yok bir şey söyle de hepimiz kurtulalım artık. Gidecekse de gitsin. Havalanır biraz, döner gelir nasıl olsa. Ben bir yere gidecek değilim. Nasıl bir şey derim kader? Hayır desem, Ali'nin yüzünü kim bilir bir daha ne zaman görürüm. Belki artık birbirimizin yüzünü dünya gözüyle görmek bile nasip olmaz. Evet desem, ev, çocuklar, kasaba, akrabalar, sülale birbirine girer. Tepe koyarlar beni. Zaten Ali Bey gelip konuştu diye oğlanlar yüzlerini sarkıtmaya başladılar bile. Sen onların gözünde kalbi olan, mutluluğu hak eden biri olmuyorsun ki. Bu yaşta azıtan, hala gözü oynaşta olan bir kadın oluyorsun. Nasıl cevap verebilirim? Sen olsan verebilir miydin? Sen kendini düşüneceksin. Seni senden başkası korumaz bu tip konularda. Hayatına, mutluluğuna sahip çıkacaksın. Ne oldu bana verdiğin akıllar? Teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Ay unuttuk ya. Güzellik. Ne yapalım bugün seninle? Gezelim mi? Hava nasıl acaba ha? Otele gelir misin benimle? Biraz takılırız sonra gezmeye gideriz. Seyma, biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Bugün Zeynep'in doğum günü. Hem de 20. yaş günü, rezalet. Dur telaş etme, daha vakit var. Akşama kadar bir sürü şey ayarlayabiliriz. En iyisi dışarıda olalım. Oğlanlar da var, dans falan ederiz. De hediye işini ne yapacağız? Ben annemlerle bir konuşayım. Siz mama yiyin. Ah. Ben hemen yer ayırtıyorum. Otelden kocaman bir pasta getirtiriz. Akşamüstü burada pasta keseriz. Bir şeyler içip sonra yemeğe gideriz. Tamam. Yüzükler takılmadan öyle zırt pırt gelme bu eve. Ne sıfatla geliyorsun sorabilir miyim? Zeliş'in arkadaşı sıfatıyla burada bulunuyorum. Ya Zeliş, senin şu okula uğradım provanı seyredeyim diye. Birkaç kişiyi devirip öğretmenle eve geldiğini söylediler. Hı? Aa Zeliş, neler duyuyorum, hayrola? Provamı seyretmeye mi geldin? Neden? Evet, kıyafetini merak ettim. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne olacak, anlat bakalım. Gidiyor musunuz? Bugün Zeynep'in doğum günü. Aa, unuttuk. Önce burada pasta, içki falan pasta yapalım diyoruz. Sonra 8'de falan yemeğe gideriz. Siz de gelin mutlaka Kader abla. Ali Bey'i de gelsin. Biz eğleneceğiz işte. Aa, evet Kader, mutlaka bekliyoruz. Evde mi olacak? Bilmem. Bana göre tamam da Ali'yi bilmem. Zeliha. Ne zaman sıkılırsan bize gel, iyi mi yavrum? Bak amcan da ben de bekliyor seni, iyi mi kuzum? Tamam olacağım. Kızım yeter artık, kaçıp durma benden. Tamam bir şey yapmayacağım, gel. Ne oluyorsunuz be? Ay pardon Gökhan abi. Thank you.
Hadi buyurun. Bahçe çok bakımsız kalmış. Evet, çok imal ettik. Lale uğraşıyordu. Biz o gittikten sonra beceremedik. Oteldeki bahçıvanı yollayalım Lale. Nasıl olsa oradaki iş bitti gibi. Gelip biraz adam etsin burayı da. Evet, ben onu alıp geleyim bir gün. Babacığım, bir bahçe yapıyorum, oteli aklındırır. Buyurun, soğutmayın. Aa, ekmekleri de mi siz yaptınız yoksa? Pazar günleri ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Biraz sıksak gazeteleri de kendimiz çıkaracağız ama. Böylece ben sabah erken kalkıp ta aşağı inip gazeteleri almak zorunda kalmayacağım. Bugün bize bekliyoruz. Akşamüstü Zeynep'in doğum günü. Sonra da yemeğe gideceğiz. Bir programınız yok inşallah. Aa, kaç yaşına basıyor? 20. Geliriz. Bir şey yok değil mi Süleyman? Yemeğe gider miyiz bilmem. Akşamüstü şöyle bir uğrarız. Of, bu krep nefis. Alcın. Bu reçelden koy üzerine. Bak, bunu ben yaptım. Turunç reçeli. Sizin yapamadığınız bir şey var mı Süleyman baba? Seni kızımdan uzak tutamadım mesela. Aman baba. Aa, şaka yaptım Seyhan ağa. Aa, alınma hemen. Merak etme, sana da öğretirim bildiklerimi. Oğlum, yakma şu sucukları. Tamam baba, onlar kontrol altında. Sen masadaki ateşi düşün bence. Pazar günleri ne kadar neşeli oluyorsunuz. Evet, yıllar önce karar verdik. Hafta içi ne olursa olsun hafta sonunu Allah barış içinde geçiririz. Yoksa Süleyman'la evliliğimizi sürdüremezdik. Cumartesileri tansiyon zirveye çıkar. Herkes rahat rahat kavga eder. Çünkü biliriz ki ertesi sabah barış günüdür. Ne kadar enteresan bir adet. Biz de mi uygulasak acaba? Asmalı konağa herhangi bir kural işlemez. Sürüyle insan var. Darbenin nereden geleceği belli olmuyor. Gene ne oldu? Yani öylesine sordum. Aman bir şey yok. En son numara Sümbül anneyi bir isteyen var da onunla uğraşıyoruz. Gelsene oğlum aşağı. Haydar, Rıza, hadi gelin. Çabuk. Hadi. Salih, hadi arabaya. Gidiyoruz. Hadi dedim. Arkadaşını 20. yaş gününde yalnız mı bırakacaksın? Dursana şurada.
Abi! Burada bu müzikler nereden çıktı ya? Sana özel DJ getirttim güzelim. Çocuk sabahtan beri bütün barları dolaşıp müzik topladı bu gece için. Abi harikasın ya. Hadi yürüyün. Paçayı oynamaz. Hadi. Terbiyesiz. Hadi hadi. Ay hale bak, ölüyorlarmış şanssızlıkta. Ay o yemin yiyin önce. Yardımlar yemeğe gelene kadar bir posta vazifemizi yapalım da. Hadi. Lale hiç dans etmezdi eskiden. Benim zorum beyefendi. Bak şimdi hiç oturmuyor. Dans ettirene bak. Gel kızım, dans edelim biz. Oy oy şuna. Sen yavru anla dans et. Aman kıskanır mıymış beni babişko? Hadi. 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 Dik dur hayat. Buraları ne yaşarsın? Kızım ayak mı sesin ya? Abi ne düştü? Ay yoruldum. Benden bu kadar. Bir lavaboya gideyim önce. Sümbül teyze. Hülya, nasılsın yavrum? İyiyim teyzeciğim. Bu benim nişanlım Sabri. Bu da bizim Zeynep'in annesi. Memnun oldum teyzeciğim. Ay maşallah. Nişanlını pek beğendim. Seni gözüm ısırıyor bir yerden ama. Biz Nevşehirliyiz teyze. Belki babamları tanırsınız. Temiz kollar. Benzinlikleri var. Bildim bildim. Sen Hamiyet'in oğlusun. İzmir'de okuyorsun değil mi? Evet, okul bitti nişanlandı. Konuşmalar mı böyle ya? Çok iyi. Ne zaman düğün bakalım? Bize kalsa biz de Zeynep'le Salih gibi birer şahitle evlenip geçeceğiz kenara. Annemlerle kayınvalideler bırakmıyorlar. İlla ki düğün istiyorlar. Yaz evleneceğiz inşallah. Ay,